yumruklarla, tekmelerle hatta sopayla saldırdılar. Şanlıurfa'da acil tıp uzmanı Doktor Şeymus Baraj 8 hasta yakınının saldırısına uğradı. Gözlerinde o vahşiliği gördüm açıkçası, öldürüme hissiyle üzerime geldiklerini fark ettim, o korkuyu yaşadım. Yani tam bir terör gibiydi yani öyle söyleyebilirim. Ben o an kabusu yaşadım. Hani öl ölüm korkusunu da yaşadım öyle söyleyebilirim. Olay Viranşehir'de özel bir hastanede yaşandı sistemdeki sıkıntı nedeniyle beklemekten şikayet eden hasta yakınları doktora saldırdı. Bunu söylemek çok acı ama dayağı yiyeceksem de kamera açısının olduğu yerde yiyeyim. Mantığıyla içeri, koş, içeri, koştum çünkü dayak yiyeceğim belliydi, kaçınılmazdı. Yere düştüm, yerdeyken linç etmeye devam ettiler. Ben zaten bilincimi kaybetmiştim. Doktor Baraj darp raporu aldı. Saldırganlardan üçü adliyeye sevk edindi ancak serbest bırakıldı. Karar üzerine Doktor Şeymus Baraj, adliyenin önünde diplomasını yırttı, mesleği bıraktığını açıkladı. Açıkçası linç girişiminde yaşadığım hüsrandan daha büyük bir hüsran yaşadım o an yani, ben. Diplomam yanımdaydı zaten, çıkardım. Polis ekibi arkadaşlarının önünde de yırtıp fırlattım yere. Sonrasında babam toplamış. Mesleği bıraktım. Bir sonraki olay ne zaman olacak diye beklemektense... Mesleği yapmam. Yani diplomam canımdan kıymetli değil. 5 yıllık meslek hayatında ikinci kez şiddete maruz kalan doktoru, olayın hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca telefonla aradı. Gece saat 2 gibi Sağlık Bakanı aradı beni. Salı verme olayının neden gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Adalet Bakanı ile telefonda görüştüğünü söyledi. Bu ceza verilme olaylarının olması için koskoca Sağlık Bakanı, yani Sağlık Camiası'nın en üst kademesinin gece saat 2'de tweet atmasına gerek olmamalı. Baraj ailesinde 4 doktor var. Şiddete her maruziyet tüm kardeşlerin mesleği sorgulamasına neden oluyor. Erkek kardeşim tıp fakültesinde yani dün beni arayıp ya ben de bıraksam mı acaba daha yolun başındayken düşüncesine sahip olan bir insan. Halk şunun farkında olmalı. Sağlık sistemi hala bir tık işliyorsa bile bu hekimler sayesindedir. Bizim bırakmamamız sayesindedir. Şanlıurfa Tabip Odası da savcılara ve hakimlere çağrıda bulundu toplumun huzuru ve sağlığı için şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tutuklu yargılanmak üzere yakalandığını açıkladığı 3 şüpheli tutuklandı.